Motosikletçi Under'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine elimde size faydalı olabileceğini düşündüğüm bir ürün var. Geçenlerde geldi elime. Siz de benim gibi motosikletinizi bu orijinal telefon tutacaklarını alamıyorsanız eğer, bu güzel bir çözüm olacak. Benim motora biliyorsunuz X-Max'e ortadaki o telefon tutacağını almak yani 400 lira para vermeniz gerekiyor. Yani onu da benim veresim gelmiyor açıkçası. Ama böyle bir şey de lazım oluyor. Ne yaptım? İnternetten çözüm aradım ve bunu buldum. Bu Garmin'in telefon tutacağı diye geçiyor aslında. Ama telefon da koyabilirsiniz. Benim Note 2 telefonum var. Hani zorlarsam Note 2 bile sığıyor. Onun dışındaki bütün telefonlar sığacaktır diye tahmin ediyorum. Bunu ben 10.56 dolar gibi bir şey aldım. AliExpress'te onu koyarım zaten. Ama işte tek sıkıntısı bayağı 45 günü falan buldu yani gelmesi. Ama onun dışında hani gayet güzele benziyor. Hani burada su geçirmesin diye kenarda bir şeyleri var ama tabii çok güvenmemek lazım yine de. Böyle bir bisiklet tutacağı gibi bir şeyle geliyor. Bunu aynanıza, artık gidona, neresi müsaitse oraya takıyorsunuz. Yani malzeme kalitesi o kadar iyi bir şey değil. Sonuçta hani 10 dolar. Ama 400 lira vermektense zaten bunu hani şehir içinde normal hayatta çok kullanmıyorum. Ancak böyle bir gezi mezi bir yerlere gideceksem o zaman kullanıyorum. O yüzden de benim işimi görecektir diye düşünüyorum. Yani bu kadar paralar vermeyip telefon tutacağı arayanların işini görecek. Şimdi şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Şu çıkıyor. Şu parça, şuradaki parça normalde buraya takıp çıkartmalıydı. Yani dişleri var, oturuyor. Ama o mantıkla yapmışlar ama oturmuyordu yani. Yani en ufak şeyde sallantıda bu buradan düşüyordu. Ben bunu buraya yapıştırdım. Hızlı yapıştırıcıyla. O yüzden artık bu buraya sabit. Ne yapıyorum? Buradan söküp takıyorum. Hani şu motorumda kalsa bile bunu buradan söküyorum. Ondan sonra bunu buradan açıyoruz. Aynaya, gidona. Neyse. Böyle kıstırıp. Şu arasında plastikler var. Kauçuklar var. Bunlar çok iyi. Hem kaymasını engelliyor. Hem işte gidona veya ayna koluna zarar vermesini engelliyor. Buradan şu tırnaklardan böyle ayar mayar yapıyorsunuz. İşte kalınlığa göre gidona midona aynaya. Ondan sonra bir şey daha göstereceğim. Neyse. Bunlar kalsın. Bu benim navigasyon. Şimdi içinden şunlar çıkıyor. Şu petler. Ama bunlar bir sürü parça. Bunları anlamadım ben. O yüzden üst üste koydum. Şunun şarj USB girişi şöyle bir şey oluyordu buna. Hani burada böyle bir delik falan yoktu. Bayağı böyle havada duruyordu yani. Şu olduğu için ben burayı böyle kestim. Bu buraya böyle otursun diye. Bir de altına böyle bir peçete koydum. Yine yükselttim bunu. O da neden? Bunu böyle koyduğunuz zaman, bunu böyle kapattığınız zaman hani bunun dokunmatiği işliyor. Hani dokunmatiğini kullanabiliyorsunuz. Ama o peçeteyi koymadığım zaman bu biraz daha aşağıda duruyordu. Şöyle havada duruyordu. Hani basamıyordum. O yüzden altına peçete sıkıştırdım. Şu kablo çıkışları burada. Su geçirmez olduğunu düşünüyorum. Ama çok da güvenmiyorum tabii. Benim işimi gayet gördü. Kullanıyorum. Gayet memnunum. Navigasyon tutacağına, telefon tutacağına gayet ucuz bir çözüm. Umarım işinize yarar. Beğenin, paylaşın, abone olun. Görüşmek üzere.